Merhaba herkese, iyi akşamlar. İyi Mars akşamlar. on the Earth, dünyadaki Mars İyi akşamlar. projesinin tanıtımı ile ilgili bugün bir sunum yapacağız, bir program yapacağız. Önce bu sunumdan önce herkesten mikrofonlarını kapatmalarını rica edebilir miyim? Program esnasında dikkati bozan bir şey olmaması için. Evet, teşekkür ederim. Önce sizlere küçük bir şey izletmek istiyorum. Bakalım neymiş bu Mars projesi? Bakalım bir film var, onu izleyelim. Evet, iç sesim bir sus, Burcu abla konuşsun, değil mi? Evet, Burcu ablamız kimmiş bakalım? Önce onu bir tanıyalım. Burcu Aybak 1984 yılında Ankara'da doğmuş. Matematiğe olan aşkı neticesinde Hacettepe'de matematik okumuş. Problem çözmeye olan merakını iş yaşamında da kullanabilmek için yazılım konusunda ek dersler alarak kendini geliştirmiş ve Türkiye'de 10 yıl kadar yazılım mühendisi olarak çalışmış. 3 yıl önce de Unity'den gelen iş teklifi üzerine Finlandiya'ya göç etmiş. Üniversite öğrencilik yıllarından başlayarak Finlandiya'ya göç edene kadar matematik özel ders vermiş ve aynı zamanda yaşam koçluğu da yaparak birçok öğrenci yetiştirmiş. Profesyonel kariyerinin yanı sıra bilime olan merakı sebebiyle tüm zamanını yeni teknolojiler öğrenmeye ve bu bilgileri meraklı herkesle paylaşmaya adamıştır. Tamsat Amatör Uydu Teknolojileri Derneği'nin genel sekreterliğini yapmış ve halen aktif bir üyesidir. Aynı zamanda bir radyo amatörüdür. Beyaz Nokta Vakfı'nın bir projesi olan Birleşik Akıl Ağı'nın gönüllüsü ve yapay zeka destekli ortak akıl ile çözüm üretme algoritması üzerinde de çalışmalar yapmaktadır. Bugün ise bizimle yine gönüllüsü olduğu bir amatör uzay projesi olan Dünyadaki Mars projesinin çalışmalarını anlatacak. Evet Burcucuğum, söz sende. Herkese merhaba öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben ekranımı paylaşayım öncelikle. Ve sunumumuzu başlatalım. Şimdi dünyadaki Mars projesi nedir? Bugün ben size bunu anlatmaya çalışacağım. Dünyadaki Mars projesi tamamen gönüllülük esasına dayalı ve hiçbir şekilde kâr amacı gütmeyen bir topluluk. Kimler var? Projemizde mühendisler var, öğretmenler var, akademisyenler, radyo amatörleri, mimarlar, psikologlar, yazarlar ve siz öğrenciler var. Sizsiz hiçbir şey olmaz. Şimdi biz projemize katılımcılar toplamaya devam ediyoruz. Şu anda 39 tane katılımcımız var, çeşitli meslek gruplarından. Sizlere yardımcı olmak için, kendinizi geliştirmenize destek olmak için aramıza katıldılar. Aslında bu bir amatör uzay girişimi, yani uzaydaki yaşamı anlayabilmek için geliştirdiğimiz bir proje. Amacımız toplumda uzay kültürü ve farkındalığın oluşmasını sağlamak ve bilgi birikimini artırmak ve sizlere uzayla ilgili bilgiler vermek.
Sürdürülebilir yaşam, enerji ve çevre, geri dönüşüm, iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmak. Çünkü uzaya gitmek istiyoruz ama aynı zamanda yaşadığımız gezegeni de korumamız gerekiyor. Modellenmiş Mars amaçlarımızdan bir başkası, modellenmiş Mars yerleşkesi kurmak, yazılımsal bir simülasyon uygulaması ile gerçek ve sanallaştırılmış uzay çalışmalarını bir arada sunmak, radyo astronomi alanında öncülük edecek amatör gözlemler başlatmak, öğretmenlerin öğrenciler ile katılabileceği etkinlikler düzenlemek, bu kısımda siz devreye giriyorsunuz. Dünyada bizim gibi çalışan böyle farklı topluluklar var. Onlarla iletişim halinde olup onlarla işbirliği yapmak. Kişilerin eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinlik düzenlemek. Öğrencilerin ülkemizde ve dünyada düzenlenen çeşitli etkinliklere katılabilmesi için teknik destek sağlamak. Bu kapsamda daha önce uydu geliştirmekte olan 3 tane takıma, model uydu geliştirmekte olan 3 tane takıma destek verdik. Bunun yanında bir tane roket takımı var, onlara destek verdik. Bir de küp uydu takımı var, yine onlara da destek verdik ve onların küp uydusu uzaya gidecek. Uzaydan uzay boşluğuna bırakacaklar ve dünyadan biz o uyduyla iletişim kuruyor olacağız, haberleşiyor olacağız. Başka amaçlarımızdan bir tanesi de ülkemizdeki Türkçe bilgi kaynağını oluşturmak. Böylece sizler de web sayfasına girerek yurt dışında yapılan araştırmaları takip edebiliyor olacaksınız, okuyabiliyor olacaksınız, inceleyebiliyor olacaksınız. Ben birkaç tane sayfamızda yer alan yazılardan örnekler koydum buraya. Merak ederseniz girip okuyabilirsiniz. Uzayda nasıl kıyafetler giyiliyor, nasıl bir yaşam olacak gibi çeşitli bilgiler mevcut. Bunların hepsini girip sayfamızdan okuyabilirsiniz. Bir de şimdi projemizin kurucularından bahsetmek istiyorum. Şimdi Ruha Bey'in aklında 10 yıldan fazla bir zamandır bu proje vardı zaten. Daha önce de hayata geçirmeyi denemişti. Rahmetli Ahmet Tahir Dengiz'le ODTÜ'de yapacaklardı ama çeşitli sebeplerden ötürü yapamadılar. Şimdiye kısmetmiş diyelim. Geçen yıl 16 Şubat'ta babalar ve kızları olarak hayata geçirmeye başladılar. Sayın Barış Dinç elektronik mühendisi ve projenin yazılım ve donanım kısmından sorumlu. Nil Dinç Finlandiya iletişim sorumlusu, aynı zamanda projenin yurt dışındaki diğer benzer oluşumlarla haberleşmemizi ve bilgi alışverişi yapmamız için iletişim kurmamızı sağlıyor. Ruha Uslu zaten projenin yaratıcısı, beyni, her şeyi, sadece tasarım ve dizayn sorumlusu demek yeterli değil diye düşünüyorum. Serenay Uslu da Türkiye İletişim Sorumlusu. Yine benzer çalışmalar var, bilimsel çalışmalar yapan başka topluluklar var. Onlarla iletişim kurmamızı, bilgi alışverişi yapmamızı ve birlikte çalışmalar yürütmemizi sağlıyor. Tabii biz bu çalışmaları yalnız yapmıyoruz. Çalışma gruplarımız var. Bilim eğitim çalışma grubumuz var. Mimari tasarım, peyzaj ve modelleme çalışma grubumuz var. Jeoloji çalışma grubumuz var. Astrofotoğraf çalışma grubumuz var. Yazılım çalışma grubumuz var. Elektromekanik çalışma grubumuz var. Psikoloji bilim çalışma grubumuz var. Yazar ve bilim kurgu grubumuz var ve öğrencilerimiz var. Aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu dünyada bizim yaşamış olduğumuz yaşamı uzayda da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında dünyadaki herkese ve her şeye ihtiyacımız var. O yüzden her alandan katılımcıları bekliyoruz. Şimdi projemiz nasıl olacak? Aslında biz bir bilim sanat merkezi yapmayı planlıyoruz. 1000 metrekarelik bir alanda modellenmiş bir Mars gezegen yüzeyimiz olacak. Şekli bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdilik taslak aşamasında. Peki buranın içerisinde neler olacak? Bir tane yapay Mars alanımız ve modellerimiz olacak. Yani aslında Mars'ta gerçekte nasılsa biz de onu burada sizler için yapmaya çalışıyor olacağız. Ki sanki oradaymışız gibi projeler yapabilelim ve devam edebilelim. Bunun dışında
nelerimiz olacak? Mars koloni ünitelerimiz olacak. Çünkü Mars'a gittiğimizde orada nefes alabilmemiz için, yaşayabilmemiz için çeşitli ünitelerin olması lazım. Onları burada modelliyor olacağız. Arge laboratuvarımız ve istasyonlarımız olacak. Çeşitli deneyler yapacağız. Mars yüzey aracımız olacak. Bu araç sanki Mars'takine benzer bir araç olacak ama biz tasarlamış olacağız tabii ki. Burada sizin hayal gücünüze de ihtiyacımız olacak. Amatör telsiz haberleşme istasyonumuz olacak. Amatör telsiz haberleşme istasyonu nedir? Size şöyle söyleyeyim. Şu anda siz telefonla iletişim kuruyorsunuz. Telsiz de farklı bir iletişim kurma yöntemi. Onunla ilgili daha sonra size uzunca bir açıklama yapabilirim. Uzay haberleşme istasyonumuz olacak. Bu istasyonda uzaya daha önceden gönderilmiş araçlarla iletişim kurmaya çalışacağız. Uygulamalı etkinlik alanlarımız olacak. Bu ne demek? Sizler için kullanıcılar açacağız. Çeşitli takımlarınız olacak. Öğretmenleriniz aracılığıyla böyle oradaki Mars aracımızı kontrol edebiliyor olacaksınız. İnternete bağlanacaksınız ve oradan aracın ne yapması gerektiğiyle ilgili komutları göndereceksiniz. Biz de o komutları merkezdeki bilgisayarımızda alıp Wi-Fi aracılığıyla cihaza göndereceğiz ve cihaz da o yapmış olduğumuz Mars yüzeyinde hareket ediyor olacak. Bu sağ tarafta görmüş olduğunuz şu bizim Mars yüzeyindeki aracımız olarak düşünebilirsiniz. Böyle etrafında engeller olacak. Siz onlara çarpmadan bu aracı komutlarla kontrol edebiliyor olacaksınız. Ama bir tane koşulumuz var. Çünkü Mars bizden çok uzakta. Biz Mars'taki robota bir şey söylediğimizde oraya gitmesi tam 8 dakika sürüyor. Bizim de size bunun aynısını yaşatabilmek için ortam kuracağız. Dolayısıyla siz evden robota komut gönderdikten 8 dakika sonra ancak robot hareket edecek ve siz görüntüleri öyle görebiliyor olacaksınız. Bunun dışında Uluslararası Uzay İstasyonu'yla ve amatör uydu izleme birimimiz olacak. Buradaki cihazlarla da uzaydaki ISS'teki uzay üstündeki astronotlarla görüşebiliyor olacağız. Uzaydaki daha önceden gönderilmiş uydulardan veri alışverişi yapabiliyor olacağız. Başka bir tanesi yenilenebilir enerji alanımız ve anten parkımız olacak. Burada da yenilenebilir enerjiler üzerine deneysel çalışmalar da yapıyor olacağız. Ne kadar verim elde ediyoruz, nasıl enerji üretiyoruz? Çünkü Mars'a gittiğimizde orada enerjimiz olmayacak. Kendimiz üretmeliyiz. Şimdi burada gördüğümüz ve en başta gösterdiğim uzay üssümüzün, Mars daha doğrusu Mars üssümüzün genel bir görünümü. Burada bizim model araçlarımız olacak. Bu yüzeyi Mars yüzeyi gibi düşünebilirsiniz. Burada da kontrol istasyonlarımız olacak. Muhtemelen buraları da etkinlik alanı olarak kullanıyor olacağız. Şimdi biz bunları yapacağız ama şu anda hep birlikte karantinada evlerde kaldık. Gidemiyoruz, yapamıyoruz. O yüzden biz de sizlere ulaşabilmek için evden yapabileceğiniz etkinlikler düzenledik. Model Mars Rover yaptık, model Mars üssü yaptık, model roket yaptık. Çocuk uzay gücü oluşumunu başlattık. Mars Masalları projesini yaptık. Bir de sizin resimlerinizi uzaya gönderdik. Belki siz katılmamış olabilirsiniz ama katılan arkadaşlarınız biliyorlar. Şimdi birazcık o projelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi çocuk uzay gücünde siz evlerinizde isterseniz kendinize mini Mars üsleri yapabiliyor olacaksınız. Bunlarla ilgili bütün detaylı açıklamalar web sayfamızda var. İsterseniz oradan girip bakıp buradaki çalışmaların hepsini yapabilirsiniz. İki tane farklı versiyonu var. Bir tanesi 3 boyutlu yazıcınız varsa onunla yapabilirsiniz. 3 boyutlu yazıcınız yoksa da buradaki kontrol plakları kullanarak yine Mars üssünüzü yapabilirsiniz. Şimdi bir tane de şöyle örnek göstereceğim. Bu mini Mars üssünde 3 boyutlu yazıcıdan
basılmış olan parçaları görüyorsunuz. Ama kontrol plakla da yapabilirsiniz. Bunların bir de elektronik parçaları var. İçerisine sensörler koyacağız. Neler var? İşte oradaki sıcaklığı ölçecek, nemi ölçecek, basıncı ölçecek. Ve bu bilgileri bizim merkezdeki bilgisayarımıza gönderecek. Peki bu ne işe yarayacak? Sizin takımlarınız olacak. Takımlar birbirleri arasında mesajlaşabilecek, bu bilgileri görebilecek ve bizim tarafımızda da buradakine benzer bir listede düşünebilirsiniz. Hangi şehirdesiniz? Oradaki sıcaklık ne? Basınç seviyesi ne? Sizin adınız nedir? Gibi bilgileri buradan görebiliyor olacaksınız. Başka yaptığımız bir şey de Mars model rover'ımız. Burada tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar geçiş sürecini görüyorsunuz. Böyle kağıt üzerinde önce bilgisayarda çizildi, sonra böyle tek tek yapıldı, sonra bir araya getirildi. Bunların da bütün yapım sürecini web sayfamızda görebilirsiniz. Adına Tulpar dedik. Çünkü bununla ilgili bir yarışma yapmıştık Facebook'ta. İsim önerileri oldu ve en çok oyu Tulpar ismi aldı. Dolayısıyla aracımızın adı Tulpar oldu. Başka yaptığımız bir tane etkinliğimiz vardı. Mars Masalları etkinliği. Tam 49 tane arkadaşınız bize masal yazarak gönderdi. Bu masalları merak ediyorsanız eğer web sayfamızda var. Oradan girip okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Siz de bu şekilde katkıda bulunabilirsiniz. Sonra bir kere daha bir etkinlik daha yapmıştık biz. Burada da dedik ki bize resimlerinizi gönderin. Aranızda muhtemelen resimlerini bizimle paylaşmış olan arkadaşlarınız da var. Ama paylaşmamış, etkinliği kaçırmış olanlar için anlatalım ne yaptığımızı. Arkadaşlarınıza duyurular yaptık ve bize Mars'taki yaşamı hayal etmelerini, nasıl bir yaşam olduğunu düşündüklerini, resmetmelerini istedik. Ve onlar da bize resimlerini gönderdiler. Biz de bu resimleri alıp uzaya gönderdik. Nasıl yaptık? Resimlerinizi bilgisayarımızdan vericiler aracılığıyla antenle tam 36 bin kilometre uzaklıktaki bir uyduya gönderdik. O uydu da bu resimleri tekrar dünyaya gönderdi. Ve başka amatörler antenler aracılığıyla resimlerinizi aldılar. Şimdi oraya bakalım. Buradaki resimlerin tamamı uzaya gidip tekrar geldiler. Ama biz bunları uzaya gönderirken böyle aslında uzayda küçücük bir uyduya gönderdik. Gönderirken aynı zamanda bu resimler o uydunun sağından solundan uzayın her yerine gittiler. Ve şimdi aslında uzayda bir yolculuk yapıyorlar. Dünyaya gelen kısmında da burada gördüğünüz 16 tane farklı ülkeden radyo amatörleri antenleri aracılığıyla bu resimleri kendi bilgisayarlarına indirdiler ve bize geri gönderdiler. Biz de onlara sertifika hazırlayıp teşekkür ettik size. Dünyada benzer topluluklar var demiştik. Bu topluluklarla iletişim halindeyiz. Stardust Squad topluluğu bunlardan biri. Dünyanın her yerinden bilim yolunda ilerleyen insanlarla çalışmalar yürüten bilim insanları ekosistemi olarak tanımlanıyor bu topluluk. Kendileriyle bilgi alışverişi yaptık ve bizim çalışmalarımızı yürüttüğümüz bir uygulama var. Oraya ekledik onları ve sürekli kendileriyle iletişim halindeyiz. Bunun dışında Brezilya'da da başka bir topluluk var. Onlarla da iletişim kurup bir toplantı yaptık. Ve onların daha önce karşılaşmış olduğu sorunları dinledik. Böylece biz de kendi yapacağımız projede onların bu tecrübelerinden faydalanarak daha faydalı çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Şimdi bu heyecanlı çalışmada bir şeyler öğrenmek, insanlığa faydalı olmak, teorik bilim ve uygulamalı bilimi harmanlamak, Türkçe içerik üretmek, dünyadaki Mars topluluklarıyla ortak çalışmalar yürütmek için aramıza katılmak ister misiniz? Eğer isterseniz sizinle gerekli linkleri paylaşacağız. Oradaki çocuk uzay gücü formunu doldurabilirsiniz. Ya da anne babalarınız da katılmak isteyebilirler. Bizimle birlikte çalışıp yeni gençlere destek olmak isteyebilirler. Bunun için de gönüllü katılım formumuz var. Onu doldurabilirsiniz. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa onları alabilirim. Çok teşekkür ederim Burcucuğum.
Sorularımızı nasıl istersin? Acaba yazılı olarak mı yoksa el kaldırarak mı? Hep birlikte konuşursak çünkü sesler karışabilir. Siz nasıl alışıksanız öyle deyip yönetimi size bırakayım. O zaman şöyle yapalım mı? El kaldırsınlar. Yani sen görürsen eğer sen söz hakkı. Mesela Zeynep Turan'ı görüyorum ben. Zeynep'ciğim Tamam. sesini açıyorum hemen. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz ve katıldığınız için. Senacığım, senin dinleyelim. Şey ben zaten uzayla ilgili araştırmalar yapıyorum. Zaten ilgi alanımdı ve ben bu projeyi daha önceden biliyordum ama katılmak istiyordum. Gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz Aranızda teşekkür gördüğümüz ederiz. Senacığım, senin biraz daha anlatmak istediğin başka şeyler de vardı değil mi? Programdan önce söylemiştin. evet, bildiğimi anlatmak Dinlemek istiyorum. isteriz değil mi Burcu? Tabii, dinlemek Evet. istiyoruz. Evet Senacığım. Ben şey demek istiyorum aslında. Ben projeyi biliyorum diyecektim. Tamam, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Belinay el kaldırıyor. Belinaycığım kendin açabilirsin. Gel gel ben sana. Tabii. Ben sana şöyle yapayım. Mars'ta yaşanacağını umut ediyoruz. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Biz de bu araştırmalara katılmak istiyoruz. Mars'ta nasıl yaşanacağı ile ilgili az önce bir arkadaşımız Mars üssünü yapmış. Aslında anlatıyordu. Onu göstermek ister misin canım? Hem bakalım nasıl yaşanırmış. Oksijenini ayarlamış, suyunu ayarlamış. Bize tanıtır mısın? Bu da sanırım sitedeki modellerden birisi değil mi Burcu? Evet. Mars uzay üssü. Evet. Büyütelim resmini. Evet. Evet. Heh. Şimdi herkes Tanıtabilir. görüyor değil mi arkadaşımızı? Cihan mıydı? Cihan. Ya. Cihan, evet. Cihan anlatacak. Burası böyle kalacak. Burası bir tela sağlıklı şeyler yetiştirmek için, sağlıklı birlik şeyler için ediyorlar. Harika. Toprak da olacak o Burası zaman bana ay. Mars'ta. Evet. Aslında Biz o kadar heyecanlıyız ki biz konuşamıyoruz bile. Biz bunu aslında dün akşam yaptık. Hatta saat gece 3'te biz bunu yapıyorduk harikasınız. çocuklarla. Onun için pek fazla bir şey yapamadık aslında. Sabaha Burada kadar bir yaptık. rover yaptık, 3 boyutlu. Bizden İki daha çok sıfır şey öncesi. yapmışsınız Zehra Hanım. Biz Bu da. kesemedik bile. Evet. Aslında biz daha büyük ölçeklisini yapıyorduk ama biz bugüne yetiştirmek için böyle bir şeyler Ama çok yaptık. güzel oldu. Bizim için de bir örnek oldu. Koyacaktık, koyamadık. Kimse Aslında yapamadık. ışık bayrağı mı koymadık şu anda? Bozuldu. Yapamadık. Annem kılıçla annem başka et kılıçını kılınmış bir et el freni vardı Biz küçük genellikle onun oyuncakları parçalayıp oyuncakları kullanım amacının dışında kullanıyoruz. İçindeki devreleri harika. alıp başka bir şeyler yapıyoruz. Harika. Böyle bir şey. Benim Hem de öğrencilerim de burada. Benim öğrencilerim iyice baksın bu Mars üssüne. Ben gerekli malzemeyi aldım. Pazartesi günü biz de yapmaya başlayacağız okulda, tamam mı? hocam, öğretmenim. Bu da neydi? Bu da bir Yaşam alanıydı. aha Hani bilim adamları burada ne yapıyor? deneyler Deneyler yapıyor. hem de biraz bir şeyler O araştırıyorlar. neydi? Ne yapmıştık? O ne işe yarıyor? Bu bir neydi? Keşif alıcı Tamam Cihan'ım, yeterli hem de bence. kartondalı parmak boyasıyla yaptık. Çikolata Evet, parmak parmaklı. boyamız yoktu. Biz de kendi takoyla, onunla
bir şey. Harikasınız. Harikasınız. Yani bu çok tamamıyla çikolatadan oluşan bir boyut. Çok dedik. Sahide şey Tansel ve Gratel evi olmuş. Çok güzel. Çok teşekkürler Cihan, Selim. Siz bakın. Bakalım. Teşekkür ederiz. Fotoğrafını anlatın. Tamam. Fotoğrafla anlatın. Bekliyoruz. Tamam, evet. Tamam. Esila el kaldırmış. Esila. Burcu Hocam, bu sizin gösterdiğiniz şeylere nasıl katılacağız? Ben şimdi size link göndereceğim. O sayfadaki formu dolduracaksınız. Sonra da katılmış olacaksınız. Sayfada da zaten detaylar mevcut. Projeleri de yapmak isterseniz onların da linkini göndereceğim size. Öyle katılabilirsiniz. Tamam. Ben chat'e linkleri attım. Ara ara yine tekrarlıyorum. En son gönderdiğim link Mars Çocuk Uzay Gücü katılım formunun linki. Evet. Oradan katılabilirsiniz. Ben de tekrar gönderdim. O linke bastığınızda form açılacak. Onu doldurarak katılabilirsiniz. Öğretmenim. Emir Burak el kaldırıyor. Emir Burak, evet. Sunumunuz çok güzeldi öğretmenim. Teşekkürler anlattığınız için. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. İstersen sen seç Burcu. Olur. Ben o zaman sıradan ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum ama şey tamam. Olmasın, karışık olmasın. Zeynep Turan, sen katılmak ister misin? Söyle bakalım. Ben bir şey yapmıştım ama onu bulamadım. Uzayla ilgiliydim. Böyle bir duş yapmıştım, banyo yapmıştım. Ayrıca duş aldığımız sular böyle bir depoya gidiyordu. O depotada temizlenip, üretilip, güzel bir içme suyu olabilecek su oluyordu. Öyle bir şey çizmiştim ama onu bulamadım. Onun yerine böyle bir şey uzay yarattı. Harikasın, çok güzel. Bunları bize göndermen lazım. O formu doldurarak aramıza katılırsan gönderdiğinde bu yaptığın şeyleri web sayfamızda paylaşabiliriz. Böylece diğer arkadaşlarına da ulaşmış olur. Tamam. Anladın mı? Tamam. Tamam bakalım. Kim var başka? Çağan Veysel Ateş. Hocam şimdi SpaceX CEO'su Elon Musk işte 2024'te Mars'a insan gönderileceğini açıkladı. Bu doğru mu? Olabilir tabii ki gönderebilirler. Ama onlar tabii ki kendi çalışmalarını yapıyorlar. Bizim de kendi çalışmalarımızı yapmamız lazım. Bizim de öğrenmemiz lazım. O yüzden size ihtiyacımız var. Aramıza katılırsanız yeni fikirler üretirsiniz. Mesela Zeynep'in fikri çok güzeldi. Böyle güzel fikirlere ihtiyacımız var. Böylece biz de kendi projelerimizi yapabiliriz. O zaman şimdi Yunus Aras'a söz verelim. O elini kaldırıyor. Hocam katılım ücretli mi? Tabii ki değil. Herhangi bir ücreti yok. İstediğiniz gibi katılabilirsiniz. Formu sadece sizin iletişim kurabilmemiz için dolduruyorsunuz. Böylece biz de kimlerle çalışacağımızı bilelim. Size ihtiyacımız olursa ulaşabilelim. Bunun için doldurmanız gerekiyor sadece. Esila Polat. Esila. Evet. Burcu Hocam, ben de bir kere bitki yetiştirmiştim. Gübre olarak yumurtayı kullanmıştım. Tohum olarak da patatesi kullandım ve patates çıktı. Harika. Çok güzel. Biz de böyle deneyler yapacağız. Değişik bitkiler üreteceğiz. Hatta bir tane bitki var böyle geceleri de oksijen üretiyor. Belki Mars'ta onu kullanmak gerekecek. Çünkü belki güneşi çok az göreceğiz. O yüzden farklı bitkilerde de deneyler yapacağız böyle. Hangisi daha verimli ise onu yapmaya çalışacağız. Şimdi Sena sanırım söz istiyor tekrar. Öğretmenim şöyle yapabiliriz. Dünyada bir sürü atık var ve Mars'ta sadece geri dönüşüm kutuları da koyabiliriz eğer gidersek. Çünkü orada oksijen çok az olacak ve orayı kirletmememiz gerekecek.
Evet, aynı şekilde dünyayı da kirletmememiz gerekecek. Dünyayı kötü hale getirip Mars'a gitmek doğru değil. Biz sadece bir tane daha yaşanacak yer olsun diye uğraşıyoruz. Burayı da korumamız lazım, değil mi? Şimdi başka kim var? Zeynep Turan var. Ben size bir başarımızı anlatmak istiyorum. Bu videoda Esra arkadaşımla ben tanıyamazsınız. Hem sınıf arkadaşıyız hem de arkadaşız. En iyi arkadaşım Esra Polat ile ben NASA tarafından düzenlenen bir yarışmaya katılıp uzay teleskobu yaptık. Dünyada 30'a girdik. İlk dünyada ilk 30 arasından biri oldum. Ressamlar, avukatlar, herkes girdi. Resim yaptılar, bayağı bir becerilerini yapıp attılar. Ama ilk oradan biz kazandık. Harikasınız, tebrikler. Harikasınız, tebrik ederim. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Belinay Özüdoğru var. Şimdi bir de onu dinleyelim. Ben size resmimi göstermek istiyorum. Ne kadar güzel yapmışsın. Bu benim hayalimdeki çiftlik. Astronotlar hayvanlara yem veriyor. Çok güzel. Çok güzel olmuş Belinay. Teşekkür ederim. Paylaştığın için biz teşekkür ederiz. Kim var bakalım başka? Zeynep Savaş. Hocam benim aslında sormak istediğim şey şuydu. Hani Mars'a gittiğimiz zaman Mars'ta belirli bir düzenekler kurulacak orada bir yaşam ve yaşam sağlamak ve orada durmak için. Hocam orada kendi besinlerimizi üretmek için toprağa ihtiyacımız var ve Mars'ın toprağında bir bitki veya bir canlı yetiştiremiyoruz. Hocam o yüzden hani şey diye düşündüm. Şu ana kadar niye astronotlar falan oraya toprak götürmedi? Yoksa bizim buradan oraya götürdüğümüz topraklar oraya gidince işlevini mi yitiriyor? Ben onu anlamadım şimdi. Şöyle düşünebilirsin. Aslında Mars'a hiç astronot gitmedi şimdiye kadar. O yüzden Mars'a ulaşmaya çalışıyoruz. Gittiğimizde muhtemelen orada yaşamamız için yeterli olacak şeyleri götürüyor olacağız. Ama yanımızda götürdüğümüz şeyler çok maliyetli olacak. O yüzden çok sınırlı şeyler götürmeliyiz. Bu sebeple de orada üreteceğimiz şeyler için araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Dünyada her yerde bu tür araştırmalar yapılıyor. Mesela topraksız tarım var, su da çok kıymetli olacak, onların dönüştürülmesi var. Bu konuyla ilgili bir sürü projeler var. Eğer aramıza katılırsanız bir tane biyoloji çalışma grubumuz var. Onlardan konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Projenin adını yazarsanız Google'a Mars on Earth Project ya da dünyadaki Mars projesi diye yazarsanız zaten sizi siteye yönlendirecek. Orada zaten çok sade ve açık bir site. İstediğiniz menüye ulaşabileceksiniz. Ömer Asaf da söz istiyormuş. Ağladı hocam. Evet. Bana soruyorlar. Konuş yavrum. Öğretmenim. Şenedi. Kalk ayağa. İki tane Ömer Asaf'ımız var. Bir dakika. İkiniz de söz istiyorsunuz. Önce Ömer Asaf Mazak konuşsun. Sonra da diğer Ömer Asaf konuşsun. Olur mu? Evet. Ömer Asaf Mazak. Seni dinliyoruz. Öğretmenim uzaya yani Mars'ta yaşamak için orada da suya ihtiyacımız olacak. Onun için şey neydi? Su taşıyan uzay araçları olabilir. Evet, olabilir. Bunları birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ne kadar daha ucuz olur? Nasıl tasarlamamız lazım? Suyla insanı da birlikte taşıyabilir mi? Bunların hepsinin tasarlanması ve düşünülmesi gerekiyor. Şimdi diğer Ömer Asaf arkadaşımızla konuşalım. Öğretmenim, gezegenlerin bazılarını söyleyeyim mi? Söyle. Bizim gezegenimiz aslında bir gezegenmiş. Dünyamız gezegendir demek istiyorsun hemen. Evet. Anla.
Güneş'e en yakın gezegen Venüs, en büyük gezegen de Jüpiter. Halkalı olan hangisi? Uzun. Halkalı, bir halkalı olan? Satürn. Evet. Fırtınalı gezegen hangisi? Fırtınalı. Fırtına, yağmur var. Evet. Jüpiter. Evet. Başka bir şey anlatmak istiyorsun onu. Harikasın. Benim gezegenler sırasında bizim gezegenimiz üçüncü sırada. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Şimdi güzel. Dünya deniyor ya burada. Uzayda da dünyaya mavi gezegen diyor. Evet. Şimdi bakalım Zeynep Özcan. Mars, öyle mi? Mars'ı götürürsek buharlaşır mı? Buharlaşabilir. Bizim onu ne yapmamız lazım? Korumamız lazım değil mi? Evet. O zaman saklı bir yere koyacağız. Üstümüzü kapatmamız lazım. Suyun olduğu bölgeyi kapatmamız lazım. Değil mi? Bunları düşünmemiz lazım. Şimdi bakalım kim var? Belinay Özüdoğru. Ben size bir soru sormak istiyorum. Sor bakalım. Acaba uzaya hayvan götürebilir miyiz? Götürebiliriz sanırım. Onlar da bizimle gelmeli değil mi? Evet. Peki hangi hayvanı götürmek istersin gidersen? Kediyi götürmek isterim. Çok mu seviyorsun kedileri? Evet. Peki. Şimdi bir de Sena'ya söz verelim. Öğretmenim, sizin bunu yapma amacınız tam emin olduktan sonra eğer Mars'a gidersek biz astronot olup uzaya gideceğimiz için mi? Çocukları da dahil ediyorsunuz. Evet, büyüdüğünüzde siz de gideceksiniz çünkü. Gidebilirsiniz. Bunun için sizin bilgi birikiminizi artırmaya çalışıyoruz. İlginizi artırmaya çalışıyoruz. Öğrenmenize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğretmenim, bir de Zeynep Hocam. Zeynep Hocam sorusuna şey yapacağım. Zeynep Hocam, su buharlaşır mı dedi. Su buharlaşırsa yağmur yağacak demektir. Ve yağmurun yağması güzel bir şey. Evet, ama yağmur yağdıracak kadar çok su götürebilecek miyiz? Şimdi Emir Burak Ömer Doruk. Öğretmenim, ilk uzaya gönderilen hayvan galiba köpek, Laika isminde. Doğru duymuşsun. Çok teşekkür ederiz paylaştığın için. Zeynep Turan. Ben Burcu'cum, ben Belinay arkadaşımın dediği gibi Mars'a bitki götürmek istiyorum. Bunların içine bitki ektim. Daha bir sürü var. Orada duruyor. Ben ikisini çıkardım. Biber ve acur. Birkaç tane daha ektim. Ama bunları ben Mars'ta içtim. Mars'ta susuz kalmayayım. Suyumu buldum. Suyumu ürettim. Ben Mars'ta acıkırım diye acur, biber, marul, bayağı bir şeyler ektim. Çok güzel. Çok güzel çalışmalar. Bizimle de paylaşırsan aramıza katılıp onları, deneyimlerini sayfamızda paylaşmak isteriz. Peki. Şimdi Saliha Tezer var. Onu dinleyelim. Öğretmenim, Mars'ta da aynı dünyada olduğu gibi böyle değişik mevsimler yaşanıyor mu? Muhtemelen yaşanıyordur. Oraya henüz gitmediğimiz için çok detaylı bilgiye sahip değiliz ama yaşandığını düşünüyoruz. Teşekkürler. Rica ederim. Zeynep chat bölümüne bir şey yazmış. Benim de çok ilgimi çekti. Dünyadan bir şeyler götürülmesi tam olarak etik değil. Oranın dünya malzemeleriyle ekolojik yapısının kirletilmemesi gerekiyor, yazmış Zeynep.
Bu da aslında tartışılması gereken güzel bir etik konu değil mi? Etik konusu. Ve bunu çocuklarla tartışmak muazzam olur diye düşünüyorum. Ayşegül Hocam, bundan sonraki derslerimizin konularından biri çıktı sanırım. Evet hocam. Evet, harika. Çocuklarımızın gerçekten maşallah var. Çok güzel şeyler düşünüyorlar. Soruyu not alıyorum hemen. Evet, evet. Gerçekten güzel ifade edilmiş. Ama öğretmenim, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Mars'ta güneşin etrafında dönmüyor mu? Kendi etrafında da dönüyor. Buna bakılırsa Mars'ta da mevsimler yaşanıyor. Evet. Dünyanın dönme sonucunda mevsimler oluşuyorsa ve Mars'ta dönüyorsa Mars'ta da mevsimler oluşuyordur. Kesinlikle. Ama birazcık zamanlarımız farklar. Şimdi kim var? Zeynep Turan. Yanlışlıkla oldu. Bir el kaldı şimdi. Bayağı bir el kaldı. İnmiyor. Tamam o zaman. Özlem Linç yazmış Burcu Hocam. Yarının büyükleri, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza. Bilimin ışığında göstermiş olduğunuz üstün gayretten ve ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Burcu Hocam, başarılarınız daim olsun yazmış. Çok teşekkür ederim kendilerine. Ben çok teşekkür ederim mesaj için. Çok sağ olsun. Sanıyorum başka sorumuz kalmadı değil mi? Ben sana soru sorabilir miyim? Sorabilirsin. Elif, sanki senin sesini duydum Elifciğim. Evet, sor. Bekliyordum senden bir soru zaten. Evet öğretmenim. Ben de bir şey merak ediyorum. Dün bazı gezegenlerde su var mı? Bazı gezegenlerde su var. Hatta en son bir tane uyduda keşfedildi su. Ve dünyaya çok benzer bir yüzeyi olduğu düşünülüyor. Tamam, evet. Bir şey daha sorabilir miyim? Peki, sor bakalım. Siz astronot musunuz? Değilim. Ben yazılım mühendisiyim. Bir de matematikçi. Uzay hakkında bir şeyler bildiğiniz için sormuştum. Ne için? Tamam. Ben uzay hakkında çok şey biliyorsunuz da o yüzden sormuştum. Ben merak ettiğim için öğreniyorum. Siz de merak ettiğiniz için öğrenebilirsiniz. Hep birlikte bir sürü şey öğrenelim. Söyle bakalım. Sanıyorum Ceren'in bir sorusu var. Hocam, Mars'ta neden yaşam olduğu düşüncesi var? Şimdi biz dünyada yaşıyoruz. Uzayın çok büyük olduğunu biliyoruz. Bir sürü gezegen olduğunu biliyoruz. Başka gezegenlerde neden yaşam olmasın? Evet hocam, öyle ama mesela Venüs'te de olabilir. Ama en uygun olanı o, en yakın olanı o. Diğerleri biraz daha ulaşımı zor. Bir de dünyanın yüzeyine, bizim yaşam koşullarımıza en yakın olanı o. Çünkü Venüs daha sıcak herhalde değil mi Burcu? Güneş'e daha yakın olduğu için ve çok daha sıcak. Bize de uzak ve var, atmosferin de olması gerekiyor bizim yaşayabilmemiz için en azından belirli bir seviyede. Anladım, teşekkür ederim. Rica ederim. Başka kim var? Zeynep, bu defa gerçekten söz istiyorsun galiba. Zeynep Özcan. Öğretmenim, zaten uzayda içilebilen su bulmuş yine. Bizim içtiğimiz sudan. Öyle mi? Nerede gördün? Benim bir tane 2020'de bilim dergim vardı, ondan okudum. Aferin sana. Bizimle de paylaştığın için teşekkür ederiz. Rica ederim. Saliha, sen söz istiyorsun sanırım. Öğretmenim, ben tekrar bir soru sormak istemiştim de. Tabii ki. Mesela her gezegenin rengi farklı oluyor. Mesela Venüs böyle beyazımsı oluyor. Merkür böyle mavi oluyor. Peki yani Mars'ın kırmızı gezegen olarak bilinmesinin sebebi ne? Çünkü onun rengi öyle. Toprağının yüzeyinin rengi kırmızı. Biz onun rengini gönderdiğimiz uydularla fotoğraflarını çekerek görebiliyoruz. İnternette Mars'ın gerçek fotoğraflarını
görebilirsin. Üzeri demir oksit nedeniyle de paslı. Birazcık rengi o yüzden öyle. Yunus Arat'ın sorumlu chatten. Yunus Arat'ın sorabilir miyim? Neden diyor Ay'a gidebiliyoruz da Ay'dan daha uzağa gidemiyoruz ya da gitmiyoruz? Gitmiyor değiliz. Gitmeyi deniyoruz. Aslında Elon Musk'ın da açıkladığı şey vardı. İşte Mars'a gitmeye çalışıyorlar. Şu anki imkanlarla oraya ulaşmak 8 ay kadar sürüyor. Şimdi dünyada bile bir şeyleri, taşıtları yaptığınızda çalışıp çalışmayacağından emin olamıyorsunuz. Uzay için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ve uzaya gönderiyorsunuz. O yüzden çok defalar denemek gerekiyor. Çünkü her zaman başarılı olmayabiliyor. Şu anda bunun için çalışmalar yapılıyor. Gitmeye çalışıyoruz. Ruha Bey de daha sonrasında açıklamalar yapmış. Teşekkürler Ruha Bey. Evet, o chatten cevaplar veriyor. Cevap vermiş. Evet. Zeynep Turan sanıyorum. Sen söz istiyorsun. Ben internet sitesinde yeni bir bilgi öğrendim. Uzay dünyadan 15 yaşındaysa uzayda 8 yaş küçülüyormuşuz. Acaba bu bilgi doğru mu? 8 yaş küçülmek değil de zaman daha yavaş geçiyor olabilir diyebiliriz. Aynen. Bu bilgi doğru mu? Zamanın daha yavaş geçtiği doğru. Tamam, ama küçülemeyiz. Büyüdük artık. Bakalım. Şimdi onlar biraz daha fazla aslında merak ettikleri şey çok güzel. Ben bayıldım çocuklarla birlikte olmadığım için çok zevk aldım şu anda. Şimdi çocuklar için şöyle bir şey de var. Yani ışık hızına ulaşmanız halinde ya da yaklaşmanız halinde bu yaş küçülmesi olayı gerçekleşebilir. Yaş küçülmesinden ziyade mesela siz diyelim ki gittiniz roketle oraya. Tabii ışık hızına yakın hareket ediyorsunuz. Dünyadan daha yavaş geçecek zaman. Siz buraya geldiğinizde, döndüğünüzde herkes yaşlanmış olacak ama siz hala genç olacaksınız. Mevzu bu aslında. Aynen. Daha öğreneceksiniz. Sormak istediğim buydu değil mi? Evet. Süpersin. Ben bunu kastetmiştim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selin. Bazı asteroidlerin tamamen böyle buzdan oluştuğunu söylüyorlar. Onları Mars'a gönderebilir miyiz? Yani Mars'a gönderirsek su olmaz mı onlar orada? Olabilir ama onları göndermek birazcık zor olabilir bizim için. Öyle değil mi? Niye ki? Onları nasıl göndereceğiz? Bir makineyle veya roketle. Evet, onları yapmamız lazım. Şu anda kendimiz gitmeye çalışıyoruz. Eğer onları tasarlayabilirsek, kendimiz gidebilirsek yine benzer şeyler yapıp onların yönlerini değiştirmeye çalışabiliriz. Ama çok kolay olmayacaktır. Bir de uzaya oksijen gönderebilir miyiz? Yani Mars'a. Mars'a gidersek oksijen götürmemiz gerekecek zaten. Çünkü bizim ihtiyacımız var yaşayabilmek için. Ama onun için tabii ki özel şeylerde taşıyor olacağız. Tamam. Oksijeni, tüplerde taşıyor olacağız. Tamam. Kim var başka? Teşekkür ederim. Rica ederim. Sena. Öğretmenim, bizim bu etkinliklere katılmamız parayla mı yoksa bedava mı? Kendimiz katılabiliyor muyuz? Katılabiliyorsunuz bedava. Herhangi bir para ödemenize gerek yok. Rica ederim. Yani önemli bir konu. Bunu bilmeleri gerekiyor çünkü. Evet. Bu projede yapılan bütün etkinlikler bedava. Aynen öyle. Bundan sonrakilerde dahil. Berra var sanırım. Parmağını kaldırıyor. Hocam, Mars'ta yer çekimi yoksa su nasıl durabiliyor? Mars'ta yer çekimi yok değil bence. Ama daha az. Çünkü oraya gittiğimizde daha hafif olacağımızı düşünebilirsin mesela. Daha az yer çekimi olur.
Şöyle yani dünyada böyle zıplarken Mars'ta biraz daha hafif zıplayacağım. Evet, aynen öyle. Öğretmenim, benim kuzenimin de bir tane sorusu var. Söyle bakalım. Şey, Mars'ta tam olarak atmosfer var mıdır? Dünyadakinin aynısı yoktur. Ama daha böyle incesi var diye. Tamam, teşekkürler. Yiğit Doruk parmak kaldırıyor. Evet, Yiğit Doruk evet. Var. Yiğit'ciğim mikrofonunu açar mısın canım? Evet, açtım öğretmenim. Burcu Hocam, bilgileriniz için çok çok teşekkür ederim. Ve öğrenmeni ben ayarlıyorum. Örnek mesela 3 boyutluyla normal bir kitap okuyorum. Bilgileriniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığın için ve bilgilerini paylaştığın için. Şimdi Zeynep sanıyorum bir şey söylemek istiyor. Zeynep Turan. Evet hocam. Ben yeni bir bilgi daha öğrendim. Bu uzaya yakın bir zamanda iniş yapacakmış. Perseverance uzay aracı 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapacakmış ve iniş canlı olarak yayınlanacakmış. Bu yani bu gerçek mi, olacak mı? Tabii ki. Ruha Bey cevap vermiş buna. Azim Rover 2020 inecek demiş. Ondan önce de Tinwin 1 varacak ama inmeyecekmiş hemen. Teşekkürler. Çin roveriymiş. Evet. Şimdi Zeynep Savaş var. Onun sorusunu alalım. Peki hocam hani Mars'ta neydi adını unuttum hocam. Ekvator yoksa. Ekvator diyorum hocam, neydi dünyayı kapsayan oksijeni tutan? Adını unuttum. Atmosfer diyorsun. Atmosfer yoksa, yani atmosfer var ama çok az bir seviyedeyse, bizim hani Mars ulaştığımız zaman teknolojimiz daha yüksek olacağını biliyoruz, hani bir ileriki teknolojiye ulaşmış olacağız. Ve hocam onu geliştirme, onu daha böyle büyük bir katmana getirme imkanımız var mı ki oksijeni orada tutabilmemiz için ise? Bu söylediğinin olması için çok uzun zaman gerekecektir diye düşünüyorum. Muhtemelen öyle şeyler, bilimsel çalışmalar, denemeler, çeşitli şeyler yapılacaktır. Ama biz oraya gittiğimizde daha çok böyle kapalı ortamlarda yaşıyor olacağız. İşte dışarıdayken o filmlerde gördüğünüz maskeler ve oksijen tüpleri kullanılıyor olacak. Onun dışında atmosferi o kadar büyük bir ortamda etki etmek için çok zamana ihtiyacımız olacak. Peki hocam ama şey yapabilir miyiz? Atıyorum ki hani atmosferin yapısını hani oradan daha çok yapısını daha çok inceleyerek, onun yapısına çok benzer maddeler kullanarak onun yapısıyla birlikte oraya versek ve hani orada bir tabaka oluşturabiliriz bence diye düşünüyorum yani ileriki zamanlarda. Tabii ki olabilir ama bir gezegenin bütün etrafını kapsayacak şekilde bir değişiklik yapmak kolay olmayacak. Ama bununla ilgili muhtemelen deneyler, çalışmalar yapılacaktır. Orada da atmosfer yüzeyini daha yaşanabilir seviyeye getirmek için çalışmalar muhakkak yapılacak. Bir soru gelmiş Burcu Hocam, bilmiyorum. Bu boyutlar konusunda ben de kafam çok karışık. Neredeydi o? Evet, Ateş Yükselen yazmış. Dördüncü boyuttayız. Çünkü zaman dördüncü boyuttur. Fakat biz üç boyutluyuz. Ben buna gülüyorum yazmış. Peki zaman sadece dünyaya özgü ise eğer, Mars o zaman kaç boyutlu ki? Zaman sadece dünyaya özgü demek çok doğru olmayabilir. Hı. Çünkü o bizim anladığımız bir zaman ölçütü. Uzayda farklı olduğunu, farklı şekilde nasıl diyelim, tanımlandığını düşünebiliriz. Aslında o yüzden söylüyoruz, uzayda zaman daha mı yavaş geçiyor? İşte dünyada şu kadar zaman geçtiğinde uzaya gittiğimizde genç mi kalacağız? Onu o şekilde cevaplayabiliriz. Orada o gezegenin kendine özgü bir zaman
tanımı var şeklinde yorumlamak daha doğru. Bu da farklı bir bilim dalının, farklı bir algının sorusu herhalde değil mi? Aslında hocam, dört boyut bizim bilebildiğimiz, görebildiğimiz 7 ya da 11 boyut olduğundan bahsediliyor. Bizim daha tabii araştırılıyor yani hani bu boyutlar konusu. 12. boyuta kadar değil, matematik problemleri 11, Japonya'da çözüldü. Tabii o yüzden bu ucu açık bir şey yani. Daha sonradan farklı şeyler de söylenebilir. Zaman tabii eskiden Newton'un bulduğu sabit kabul edilen bir şeydi. Ama şimdi çocuklar zaman artık sabit kabul edilmediği için Einstein'la birlikte işler çok farklı yerlere gidecek. Siz de bunu hem araştıracaksınız, öğreneceksiniz ve başka çığırlar açacaksınız belki bizim için de. Öğretmenim şöyle mi? Dünya gezegenlerin üçüncü sırasında olduğu için üç boyutlu mu? Yok, o başka bir şey. Dünya evet üçüncü sırada güneşe yakınlık bakımında ama bu boyutlar dediğimiz şey çok farklı. Bunu da ayrı bir toplantıda aslında konuşmak lazım. Evet evet Ayşegül Öfmin, bunu da konularımız arasında alalım biz. Yazalım evet. Yazıyorum hemen. Başka Nisa Coşkun. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi uzaya giderken insanlar astronot kıyafeti giyiyor ama hayvanlar götürürse hayvanları da mı giyilecek? Uzay boşluğunda hareket etmelerini istersek mutlaka giydirmemiz gerekecek. Kıyafet değil de mesela onlar için özel kafesler ya da böyle onları korumak için farklı şeyler tasarlanabilir. Bunun için de aslında sizin hayal gücünüze ihtiyaç var. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Öğretmenim şöyle yapabiliriz. İnsanlara yapılan kıyafetlerin hayvan modellerini çıkartabiliriz ve daha sonra onları da yapabiliriz. Evet. Ama belki onları giymek onları çok rahat hissettirmez. O yüzden onlar için böyle biraz daha kutu gibi şeyler tasarlayabiliriz belki. Bakalım. Öyle bir şey olabilir. İçinde oksijen besleyen bir şey, hayvan şeyi. Yaşam alanı diyelim. Evet, yaşam alanı. Sanıyorum Yiğit Doruk. Öğretmenim, güneşe en yakın gezegen Merkür müdür? Senin bildiğin Merkür mü? Evet. Cihan'a da aferin. Bak hemen buradan söylüyor. Maşallah var. Kesinlikle. Zeynep'in bir sorusu var. Ona bakalım. Zeynep Savaş. Hocam aslında sadece Mars'ı bir yaşam alanı olarak değil, bir deney alanı olarak da kullanabiliriz. Çünkü Mars farklı bir gezegen, farklı bir yer, yani farklı bir maddelerin bulunması olabilir. Bizim dünyamızda bulunan tıp veya başka bilim dallarında kullanılabilir. Demir veya onun gibi farklı maddelerden hani burada aslında oradan... farklı maddeler getirip veya farklı şekillerdeki maddeleri getirip dünyada kullanabiliriz. Evet ama aynı zamanda bu birazcık da tehlikeli öyle değil mi? Çünkü orada ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Getirdiğimizde zehirlenme ihtimalimiz de var. Dünyadaki insanlara hastalık da bulaştırabiliriz. O yüzden birazcık tehlikeli. Çok dikkatli olmak gerekiyor bir şeyler yaparken. İşte hocam bir yandan hani o hastalık da olsa mesela hocam bizim bulunduğumuz zamanda koronavirüste de aşılarda yine aşıların içinde virüs bulunuyor. Hani virüse bağışıklılık vücudumuz aslında bir yandan ölü bir şey işte hocam virüs gibi bir şey yayılar ki bizim vücudumuz ona bağışıklık kazansın diye bir yandan aşılarımız. İşte oradaki virüsleri de hani veya atıyorum ki Mars'ta bulunan hastalıkları da bizim tedavilerimiz için hani panzehir olarak kullanabilirler. Belki o hastalıklar bizim vücudumuzdaki farklı hastalıkları öldürebilir veya yok edebilir. Evet, bunlar için muhtemelen deneyler yapmak gerekecek. Evet hocam. Onlar için de özel hocam Mars'ta mikroskopik yanlar yok ki. Yunus Aras'ın bir sorusu var. Hocam benim izlediğim bir programda Mars'ta dünyadaki gibi buzullar olduğunu söylediler. Ve bu buzullar eritilirse dünyadaki gibi bir atmosfer oluşturulabileceğini söyledi program. Böyle bir şey mümkün mü diye soruyor Yunus. Tabii ki olabilir ama şu anda bu söylediklerimizin sonuçlarını görebilmek için denemek gerekiyor. Bundan çok emin değiliz ama dünyadaki şartları düşündüğümüzde bunun gerçekleşme ihtimalinin var olduğunu söyleyebiliriz. Ama denemeden yorum yapmak çok doğru değil. Muhtemelen
Bu tür çalışmalar yapılacaktır. Uzaya gönderilen, Mars'a gönderilen araçlarla alınan örneklerle çeşitli çalışmalar yapılacak. Ömer Asaf sanırım şu an sorabilir, değil mi Şimdi sorusunu? sorabilir. Evet Ömer Asaf. Öğretmenim, bizim kedimiz var. Öyle mi? Adı ne? Sütlet. Çok güzelmiş adı. Bir rüyasına Ne girdi. kadar güzel. Bir ay önce falan girdi. Bir de öğretmenim, hani uzaya hayvan göndermeyi deneyecektik ya. Evet. Böyle bir şey yapsak olur mu? Olur tabii ki. O nedir? Kostüme bağlı bir tane bir yer var. Orada da hayvan var. Buna giydirip uzaya çıkacağım. Tabii ki olur. Olabilir. Deneyebiliriz. Öğretmenim, şundan bahsediyor olabilir mi? Oradaki hayvanları koyduğumuz yuvanın bir tane çıkı olup bizim giydiğimiz kostümün hava boşluğuna bağlayabiliriz. Böyle de hayvanlar da nefes alabilir. Evet. Evet, sanırım. Ömer Asaf biraz daha ekrana yakın tutabilir misin? Sanırım evet Zeynep doğru anlamış değil mi? Evet. Ortak şey kullanıyorlar. Harikasınız. Bununla ilgili de bir şey yapalım mı? Hani resim yarışması gibi ya da yarışma değil de artık hani resim çalışması duyurusu yapalım. Bir etkinlik yapalım. Merak ettim. Evet bir etkinlik yapalım. Çok güzel. Sanıyorum bir Öğretmenim ben Zeynep. Ruha Bey soruyor. Mars ya da uzaya neden hayvan götürmek istiyorsunuz? Evet çocuklar. Öğretmenim yani uzaya tavuk mu götüreceğim? Öğretmenim. Evet, bu Tavuk da bir söyleyeceğim. fikir. Evet. Canım sıkılır diye ona böyle bir kutu gibi kafes değil bir kıyafet yani. Ama kıyafetlerle rahat olmayacağım Hocam, mısın dedi. bence insanlara ve hayvanlara etkisini öğrenmek için bence hayvan göndermek ilk önce insanlardan önce daha mantıklı olabilir. Aha, önce hayvanlar gitsin, ölmüyorlarsa biz Canım gideriz, öyle sıkıldığı mi? için Ama bunu hiç ettik köpek olmaz. köpekimizi alacağım, olay mafya Sevdiğimiz için değil mi Hocam ben de bir şey hayvanları? sorabilir miyim? Onlarla eğlenmek. Başka Sena'nın bir cevabı var yine. Sena, sen neden götürmek istersin? Öğretmenim, bence de besin üreten hayvanlar götürebilirsek oradaki besinimiz tükenirse şey de yapabiliriz. Kendimize hem yiyecek üretmiş oluruz hem de yaşam şeyimiz Eğer çoğalır. O yüzden hayvanları daha yiyecek mantıklı. olarak görüyorsanız bu teori doğru olabilir. Hayır. Elinay, evet. Hayvanların ürettiği yiyecekler. Mesela Hayvanların tavuklar yumurta. ürettiği yumurta gibi, süt gibi. Evet. Belinay, evet sen neden götürmek istersin hayvanları? Hem hayvan sevgisi hem de insanların hayvanlardan daha sağlıklı olduğu için. Ay sadık. Sadık. Çok güzel. Ben de bir şey sorabilir Eskila. miyim? Benim bir tane kuşum var, adı Bulut. Ben onu getirmek istiyorum. Hem bir değişiklik olur, hem de böyle ona ben yaşaması için bizim giydiğimiz kıyafetleri, yani astronot kıyafetlerini, ona da kütüğünü belki yapabilirler diye düşünüyorum. Hocam, ben de bir şey sorabilir miyim? Kesinlikle. Tabii ki Yılmaz. Ben söz Hocam. verecektim sana ama fırsat gelmedi. Hocam Jüpiter'in uydusunda geçen yıllarda Avrupa'da yaşam olasılığı vardı hocam. Bizden daha gelişmiş medeniyet olabilir mi? Öyle bir söylenti vardı bir ara. Olmaması yönünde bir kanıtımız yok. Yani biz uzayda
sadece yalnız yaşayan biz yokuzdur, sadece bizim gezegenimiz yoktur diye düşünüyorum. Başka gezegenlerde de hayatlar olabilir. Öğretmenim, ben şöyle söylüyorum. Eğer uzay dışı bir varlık varsa, biz ona uzaylı diyoruz ya. Onlar da gezegende yaşıyor, biz de gezegende yaşıyoruz. Biz de mi uzaylıyız? Tabii ki biz de uzaylıyız. Biz de onlar için uzaylıyız. Öğretmenim, bir de kocaman evrende, son 10 yıl evren sadece dünyada varlıklar yaşayamaması çok küçük bir ihtimal. Kesinlikle. Ama bilmiyoruz yaşayıp yaşamadıklarını. Olabilir. Olması çok mantıklı değil. Çünkü biz yaşadığımıza göre başkaları da yaşayabilir. Henüz bu bilgiye ulaşmış değiliz. Öğretmenim. Söyle bakalım Ömer. Oraya hayvan götüreceğiz ya. Oradaki hayvanlarla misaller yapabiliriz. Mesela? Mesela bir tanesi süt yeri, hayvan besleme yeri falan yapabiliriz. Evet. Ruha Bey'in bir tane sorusu var. Şimdi soru sırası bizde. Uzaya götürülmesi gereken en önemli hayvan nedir? Cevap vermek isteyen var mı? Sena, söyle bakalım. Bence tavuk. Çünkü tavuk hem yumurta yapıyor hem de yumurta yapmazsa kesip yiyebiliriz. Başka? Ben söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Ben inek diyorum. Çünkü onun sütünden hem yağ hem de yoğurt yaparız. Etin de yeriz. Hem de süt çıkar. Peki. Hem etini yeriz. Bir keçi uzaya alacağım. Keçi ona çok şişman olduğunda etini yiyeceğim. Çünkü keçiyi nasıl besleyeceğiz? Ya da ineği nasıl besleyeceğiz? Onu besleyene kadar kendimizi besleyeceğiz. İki bal yağ. Atasın, tamam. Yes. Balyaları nasıl yapacağız ama? Bu arada Can 6 yaşında. Selim ise 4. Onun için bir hafta biraz küçük gelebilir. Hayır gayet. Böyle ot ekersek ot çıkar. Keçi atılır. Ot yer çünkü. Keçiler. Bu kadar değil. Peki. Belki diğer arkadaşlara bırakalım sözü. Tamam. Zeynep Özcan. Zeynep'cim, sen söylemek ister misin? Zeynep Özcan. Uzayda telefon çeker mi? Nereyle konuşacaksın telefonla? Nasıl bir şey planlıyorsun? Telefon nasıl çeker? Nasıl bir iletişim kaynağıdır? Bir şeye bakacağımızda onları bir şeye bakabiliriz. Mesela uzayda bir şey bilmiyorsak, bir şeye bakacak olsak telefon çeker mi? Bunun için şimdi telefon nasıl çalışır? Telefondan sinyallerimiz nereye gidiyor? Vericilere gidiyor. Sonra işte uyduya gidiyor. Oradan tekrar dünyaya geliyor. Biz şimdi bu döngünün dışına çıkarsak ne yapmamız lazım? Sinyallerimizi bir şekilde o aracı uyduya göndermemiz lazım. Dolayısıyla biz oraya göndermeyi başarırsak eğer çekebilir. Ama bir şeyleri araştırmak için telefon birazcık riskli olur uzayda. O yüzden ihtiyacımız olan bilgileri önceden karar verip yanımızda götürüyor olmak çok daha doğru olacak. Öğretmenim, bir şey daha sorabilir miyim? Son bakalım. Uzaya bence mikroskobik canlı götürmemiz lazım. Neden? Bizim atıklarımızı temizleyebilmesi için. Bir de arı. Çiçek mesela uzaya bir şey ekecek olursak polenlerini alması gerekiyor yetişebilmesi için. Yani onları götürmek gerekir bence. Olabilir. Şimdi bu az önceki sorduğumuz sorunun cevabını en önemli götürmemiz gereken hayvanın ne olduğu ile ilgili bir yazı yazacağız sayfamızda. Birazcık düşünün. Bakalım kim doğru tahmin edecek? İlerleyen günlerde bunu sayfadan okuyabilirsiniz. Şey diyebilir miyim? Esilla, söyleyebilirsin. Evet.
Eğer bir tane uzayda sarı olursa orada ilk önce dikilecek şey çam ağacı olmalı çünkü nefes aldırıyor. Aferin sana. Hocam maymun olabilir mi? Bilemiyorum. Birazcık düşünmek lazım. Öğretmenim. Söyle bakalım. Dünyada bazı değişik hayvanlar bulunmuş. Onlardan bulursak biz de onları uzaya getirebilir miyiz? Mesela tek boynuzlu at. Onu bugün öğrendim. Onu mu uzaya götürelim? Çok mu sevdin o tek boynuzlu atı? Gördüm. Götürebiliriz ama uzaya çok az şey götürebiliyoruz. Götürdüğümüz şeylerin bizim orada yaşamamıza yardımcı olması lazım. Birazcık öyle düşünmemiz gerekiyor. Maalesef sevdiğimiz her şeyi götüremeyebiliriz. Tamam. Sena'cığım sen parmak kaldırıyorsun. Öğretmenim siz yaşamımız için ihtiyacımız olan şeyleri götürmemiz gerektiğini söylediniz. Ve ilk önce ve tam gerekli olan şey su. Çünkü en fazla suya ihtiyacımız var. Gideceğimiz yerde en fazla da suya ihtiyacımız olacak. O yüzden en fazla da su götürmemiz gerek. Kesinlikle. Ama başka hayvanlar da götürmemiz gerekirse yanımızda götürmemiz gereken hayvanın hangisi olduğunu ben öğrenmek için sayfamızdaki yazıyı okuyabilirsiniz. Arada birisi konuştu galiba ama göremedim. Zeynep Savaş. Hocam bence uzaya götürülmesi gereken hayvan değil de her şeyden önce bence bitkileri götürmemiz lazım. Hani oraya bir alan kurarsak. Çünkü hocam bitkiler mesela bambudaki su, bambunun çıkardığı sıvıyı içebiliriz. Hani hem onlar bize su veriyor. Gerektiği zaman hani bize oksijen veriyorlar. Hani bazen besinliğimizi karşılıyorlar. Yani daha hani kapsamlı bir kapsamlı derecede bir ihtiyacımızı giderdiği için bence ilk önce bitkileri götürmemiz gerekiyor. Bir de hocam bir şey daha söyleyeceğim. Mars'ta hocam sadece Mars'ın yüzeyi değil yer altında da bir alan oluşturup orada bir yaşam kurabiliriz. Ne de olsa kapalı bir alan. Hani belki yüzeye geçtiğimiz zaman bir kapalı bir alanda yaşam olabilir ama alt tarafta yani onun yer altında bulunan yer zaten bulunduğumuz yeri kazarsak veya oraya kapalı bir alanı dönüştürebilirsek zaten kapalı alan orası daha böyle hani kolay derecede bir yaşam sağlayabiliriz bence. Olabilir ama yine orada da oksijeni nasıl yöneteceğimizle ilgili düşünmemiz gerekiyor. Hocam oraya belirli miktarda bir şekilde oksijen götürürsek sonra oraya bir dönüşüm gibi bir makine veya icat bulursak o oksijeni hani döndüre döndüre hani hem temizleyip bir daha bize oksijen olarak verirse temiz oksijen olarak verirse bence orada yaşanabilir. Hocam bence İSS'deki gibi. Bence Zeynep bunu icat edebilir değil mi? Zeynep sende bu şey var merak var. İnşallah sen hocam bunu, ya. Sen bunu icat et. Arkadaşlar tekrar katılım formunu Mars Çocuk Uzay Gücü'ne katılım formunu chatte paylaşıyorum. Bu forma tıklayarak Uzay Çocuk Gücü'ne katılın, Mars Çocuk Gücü'ne katılın. Burada dönem dönem bazı etkinlikler yapacağız. Ayşegül Hocam, ben Burcu Hocam ve başka öğretmenlerimiz birlikte sunumlar yapacağız. Ve bazı tartışma konuları yapacağız herhalde o anlaşılıyor değil mi? Evet. Çok tartışacak çok konu çıktı. Evet. Ama öncelikle burayı tıklayarak buradan katılım formuna gerekli bilgileri yazın. Ailenizle de görüşün. Aileniz o formu doldursun. Bilgilerini, mail adreslerini, telefon numaralarını yazsın. Bundan sonraki etkinlikler için o formdan sizinle haberleşelim. Öğretmenim bir şey diyeceğim. Söyle hocam, bakalım. Böyle bir makine yapabiliriz aslında. Bir kısmından su akan bir makine yapabiliriz ve hiç bulunmayan bir makine yapabiliriz. Ondan su akarsa bizim de onu götürmemiz gerekir ve hiç su şey olmaz. Hocam bence Mars'ta oksijen için İSS'deki gibi oksijen şey yapabiliriz hocam odaları mesela bitkiler fotosentezle hocam oksijen üretebilir. Bence daha mantıklı. Evet şu anda zaten orada insanlar yaşıyorlar ve bir şekilde oksijen döngüsünü sağlıyorlar.
Mars için belki çok daha farklı deneyler yapılabilir. Ama yapılabilecek şeyler sadece bitkilerle de sınırlı değil. Öyle söyleyelim. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konuşmamızı burada noktalayalım mı? Daha sonra tekrar başka konuları konuşmak için tekrar toplanırız. Ve Öğretmenim Ömer'cim, dinliyoruz seni. oraya bir senlerden durmayı başarırsam orada biz neler yapabiliriz? Orada biz neler mi yapabiliriz? Evet. Biz oraya neden gitmek istiyoruz? Farklı bir yaşam orada mümkün mü? Yeni yaşam alanları mümkün mü? Bunun için gidiyoruz. Orada da dünyada yaptığımız gibi yaşayabilmek için çeşitli araştırmalar yapabiliriz. Orayı dünyaya benzetmeye çalışabiliriz. Daha güzel olsun